Şimdi bir de muhalefet cephesindeki milliyetçileri, sağ cephedeki milliyetçileri takip edelim. Dervişoğlu ile Bahçeli birbirine çok sert yükleniyor. Dervişoğlu bugün konuştu. Bahçeli'ye karşı Allah seni ıslah eylesin dedi. Mazide yaşanmış güzel günlerin anısına saygıda kusur etmemek için elimden geleni yapıyorum. Ama bayrağıma, milletime, istiklalime olan saygım her şeyin üzerindedir. Bunlar altından kalkamayacakları iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. Burunlarından fitil fitil getiririz. Bebek katiline hürriyet, Müsavat Dervişoğlu'na tehdit öyle mi? Bunu diyene yakışmaz. Allah seni ıslah eylesin. İp atma restine karşı Bahçeli'nin kendisine hedef alan sözlerine Allah seni ıslah eylesin yanıtı verdi Müsavat Dervişoğlu. Kuru tehditlere pabuç bırakmam diyerek meydan okudu. O anlarda kurucu genel başkanı Meral Akşener'le birlikte tüm salon ayağa kalktı. Biz saray muhafızı değil, Türk milliyetçileriz. Mazimizle mücadele geçmişimiz bugünümüze kefildir. İcapsız milliyetçiliği tümüyle reddediyorum. Kuru tehditlere pabuç bırakmayacağım. İyi Parti 7. kuruluş yıl dönümünü adalet sloganıyla kutladı. Kurucu Genel Başkan Meral Akşener de katıldı törene, Dervişoğlu ile kucaklaştı. İyi Parti liderinin konuşmasına Devlet Bahçeli ile yaşadıkları gerginlik damgasını vurdu. İhtirasla dolu ihanet şebekesi Millet Meclisi'nde devlet düşmanlarını kürsüye çağırmaktadırlar. Bir insan müsveddesinin İmralı'dan çıkarılmasının Umut Hakkı adı altında pazarlanmasında nasıl ortaklaştıklarını bu büyük millet görüyor. Aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışı içine girmedik. Türküz, Türkçüyüz, kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Bizler başkasının değil, Türk milletinin milliyetçileriyiz. Hiç kimse bizimle, Türk'le hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o cani başı tıkıldığı delikten çıkamayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi meclisine kürsüye getirilemeyecektir. Cesetlerimizi çiğnemeden buna izin vermeyeceğiz. Dervişoğlu el yükseltiyorum diyerek Bahçeli ile resleşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de oturttu hedefine. Ben başkalarına devlet değil, Türk milletine kendi iktidarını vaat ediyorum. İktidar karşıtlığından korkan muhalefeti de temsil etmiyorum. Aylardır bir maskeli balo oynamıyormuş, biz de izliyormuşuz meğerse. Demokrasinin gereği nedir? Demokrasinin gereği şu, en azından seçimli sandık demokrasinin gereği şu. Bazı vaatleriniz vardır, bu vaatleri halk beğenirse sandıkta size oy verir, siz de bu vaatlere göre yönetirsiniz. Seçimden önce tam da muhalefeti teröristlikle suçlayıp, APO'yu serbest bırakacak bunlar, bunu vaat ediyorlar deyip, daha sonra seçimden sonra muhalefeti suçladığınız şeyi aynen yaptığınız zaman bunlardan demokrasi denmez. Eğer bunu yapacaksanız bir seçim yapın. Bu seçimde insanlar destek veriyorlarsa gitsinler yeniden seçsinler. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Bu işin en azından hakkı budur. Bana kalırsa bir de tabii halk da birbirine girdi. Nasıl? Seçim dönemini hatırlayın Mayıs seçimlerinde. İktidar cephesine oy veren, iktidarı seven, onu destekleyen insanlar muhalif komşularına, muhalif mesai arkadaşlarına terörist demediler mi? Bence biraz da halkın da birbiriyle artık barışması gerekiyor. En azından bakın bu hale gelmişse birbirimizi böyle her ağzımıza geleni söylemememiz gerekiyor.